Bugün biliyorsunuz bir davamız onun sonuçlanacaktı. Bir boşanma davası. 22 yıldır boşanmaya çalışıyorlardı. Boşanamamışlardı. Ali Bey ile Pınar Hanım. Ama boşanabildiler mi bilmiyorum. Çünkü dün o kadar problem çıktı ki özellikle Pınar Hanım ben 10.000 TL'mi almadan boşanmam dedi. Bakalım neler olmuş bir izleyelim. ...22 yıllık evliliklerini bitirmek için hazırlanıyorlardı. Protokoller hazır. Artık yıllar sonra, kaç yıl sonra boşanıyorsunuz? 22. Pınar eşi Ali'ye son dakika resti çekti. Boşanmak için 10 bin lira istedi. Şartın neymiş hanımefendi? 10 milyar para vereceğim, ben sana boşanacağım. 10 milyar para vereceğim. Bir gün sonra hakim karşısına çıkacak Ali. Önce param yok açıklaması yaptı. Ne? Benim param yok oğlum. Param yoksa sürüneceksin Ali. Benim param yok. Sen beni nasıl kızıma düşman ettin Ali? Ben de sana... Ya git hadi git. Kendi şeyine bak. 10.000 TL boşan istiyor aslında. 10.000 TL'yi ne için istiyorsun? Yani o para bir anlamı mı var senin için? Çektiklerim için. Ben çektirdim. Acıların için. Ben çektirdim. Niye o zaman ilk geldiğin gün... Anan çektirdi. Senden anan çektirdi. Anan. Veriyor mu 10 milyar? Yok dedim. Rabbim selamet versin. Sen bunun için mi geldin yani? Pınar ve Ali Dora çifti sabah saatlerinde adliyede buluştu. Pınar bir kere daha 10 bin lira almadan boşanmam dedi. Ben 10 bin lira almadan da boşanmam. Bunu da herkes kafasına koysun. Gözlerin çevrildiği Ali ise beklenen açıklamayı en sonunda yaptı. 10 bin liram yok. İster boşansın, ister boşanmasın. Kendisi benden 10 bin lira talep etti. Ben parayı bulamadım. Sağa sola sordum. Para kimse yardım etmiyor. 10 bin lira şu an bende yok. Boşanmak istiyorsa ben buradayım, kendisi de gelsin. Peki bunun karşısında Pınar ne yapacak derken duruşma saati gelip çatıyor. Pınar Dora ve Ali Dora'nın duruşmasındayız. Birazdan içeri girecekler. Bakalım neler olacak. Ne yapayım demiş Ali Bey, parayı bulamamış. Bakalım boşanabilecekler mi? Çünkü dün Pınar hayatta ben kabul etmem boşanmayı demiş. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi... 10.000 TL yoksa Pınar boşanır mı? Bulamadım demiş Ali Bey. Sizce? Söyle Filiz, sence ne olmuştur? Bence mahkeme boşamıştır. Çünkü bir 22 senedir yok. Pınar Hanım ortada yoktu, piyasada yoktu. Ama 10.000 TL olmadan boşanmam dedi. Bence boşanmıştır diye düşünüyorum. Pınar boşanmak istemiyorum dediyse? Bilemiyorum o zaman. Sence Kadriye Hanım? Bence boşanmamıştır. Pınar Hanım parayı almadan gitmez. Parayı almadan gitmez, gitmez diyorsun. İpil yoku yenilmez onun yani, net. Parayı almadığı için boşanmamıştır diye düşünüyorsunuz. Ben izleyicilerimize de sorayım yani. Esra İzmirci ile yeni başlayan Instagram hesabına yazabilirsiniz. Sizce boşandılar mı, boşanmadılar mı? Gülşen Hanım. Boşanmışlardır. Çünkü 22 senedir ne Ali Bey zaten başkasıyla evli kendisi. Kendisi de hiç ortalıkta yok. Onun için... geçerli olduğu için boşanmışlardır. Peki Pınar hakime gidecek. Şimdi ötekiyle imam nikahlı evli. Sonuçta resmi nikahlı eşi Pınar. Hakime gitse de ise ben boşanmak istemiyorum, kocamı seviyorum dese. Ayşe Hanım. Hanım'ı görünce. Öyle mi diyorsun? Pınar Hanım o kadar boşattıracak bir insana benziyor. Yani eğer iki kelime de konuştuysa muhakkak boşamıştır. Siz Ayşe Hanım. Bence de boşamıştır Esra Hanım. Boşamıştır diyorsunuz. Hareketleri, tavrı hiç hoş değil. Boşamıştır. Bakalım Ali Bey de burada. Bakalım boşandı mı, boşanmadı mı? Ali Bey burada da Pınar Hanım nerede? Bir Pınar Hanım da gelsin. Bakalım onlara soralım. Gel bak.
görürdük boşanmasını kutladı. İşte herhalde ayrıldı diye çok mutlu oldu diye bir de sende gördük. Ben çok mutluyum. Demek ki boşandınız. Boşandım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Bu artık boşanmayı da kutluyoruz. Sağ ol. Ama Pınar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin sayenizde oldu. Ama güzel oynuyormuşsun sene. Evet. Ne düşünüyorsun Ali Bey? Bak oynayarak kutladı dediğini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun tekrardan. Teşekkür ettim her şey için. Sizin mutlu sayenizde musunuz? Oldu. Çok mutluyum. Aynen, mutlu musun mutluyum. Ali Bey? Mutluyum ayrıldığımıza. Oynamasına ne dedin Pınar Hanım'ın? Kendi neşesi. Hoşuna gitti mi? Kendi bilir. Kendi bilir. Ne oldu 10.000 TL bu arada? Ben istemiyorum. Ben vazgeçtim. Aa. Bir dakika, son dakika mı vazgeçtin sen? Yani. Gittin oraya, ben 10.000 TL'mi alacağım dedin. Ne oldu sonra? Vazgeçtim ben. Vazgeçtin. Vermeyeceğine göre ben de vazgeçtim. Ne yapayım? Param yok dedi diye. Yani. Yine de boşandın yani. Dün çünkü 10.000 TL olmadan boşanmam demiştin. Boşandım yani. Bak vazgeçti 10.000 TL'den. Üzüldün mü Ali Bey? Yok. Hiç üzülmedin mi? Ben seni Allah'a havale ediyorum Ali. Allah'la benim aramda. Sen de Allah'a. Neyi Allah'a havale ediyorsun Pınar? Söyle bakalım. Yaptıklarını, ettiklerini Allah'a havale ediyorum. Unutamadığın ne var en çok? Ben unutamadığım, boşver o bende kalsın. Bir söyle bize ya. İnsan ayrılırken böyle bir kozlarını iyice içindekini döker de ayrılır. Zaten boşandınız, içindekini dök. Bak 10.000'i de almadın. Ne var en çok onu, içinde kalan? Onu Rabbim sorsun, ben değil. Benim hakkım değil. Hakkın değil mi? Sormak değil canım, hesap sorma. Söyle sadece. Yaptıkları için, kızımı bana düşman ettiği için Allah'a havale ettim ben onu. Kızını sence sana düşman eden Ali Bey mi? Ali'dir, ailesidir, başka kimse değildir yani. Başka değil yani. Peki Ali Bey, ben şunu merak ediyorum, hiç düşündünüz mü ya Pınar parayı almadan da vazgeçer diye? Vallahi dünkü şeye göre... Moralim tam bozuldu eğer. Bugün bastırmış olsaydı... Vermezdim çünkü. Param yok elimde. Peki Ali Bey, sordunuz mu birkaç kişiye para toplamak sordum, için? Sordum. Ne dediler? Yardım edemeyiz dedi. Bizim bu kadar... Bizim de durumumuz yok dedi. Bizim de durumumuz yok dedi. Herkes öyle mi dedi? Ya vermek istemediler. İstemedi. Ali Bey de artık kendi dostunun düşmanını ya iyice görmüştür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 10.000'i toplayabilirdiler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ali, bak yüzüne diyor, fakir bir insan değil. Anası maaş alır. Bacısı öyle. Ali fakir bir insan değil. Bunu söylüyorum yani. Fakir bir insan değil. Vermeyecek kadar da insan değil. Onu mahsus yaptılar bunlar. Ben buna eminim yani. Bilerek yaptılar. Ama Allah'a havale ediyorum. Canımı yaktı, Allah da canını yaksın. Bak ben bunu Allah'a havale ediyorum. Yatıp kalkacağım, intizar edeceğim. Allah hiçbir zaman yüzü gülmesin. Mutluluk yaşamasın. Ali Bey, sadece çocukla mı alakalı yoksa evlilik içinde sana çektirdiği şeylerden de bahsediyordun? Evet, çocukla da alakalı. Burada çocuğu şey yaptı, boğmaya kalktı, ben bu yapmadım dedi, inkar etti. Allah biliyor onu çocuğu zaten. Çocuğu boğmaya kalktı diyorsun. İnkar etti, ben yapmadım dedi, çıktı. Ben Allah'a havale ediyorum. Bak bende varsa bana versin, onda varsa ona versin. Rabbim hiçbir zaman mutluluk yüzü gülmesin. Ben acı çektim, aynı acıyı da o çeksin. O çeksin. Bana Pınar. Olur. Kızın hattımızda, o da boşanmayı duydu. Bakalım onun ne söyleyecek? Esin Hanım. Esin Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Annenizle babanız boşandılar bugün. Hatta biz dün merakla bekliyorduk belki boşanamazlar diye. Çünkü Pınar Hanım 10.000 TL istemişti. Rahatladınız mı Esin? Esin kızım, evet, rahatladınız mı? Kurtulduk senden. Zaten çok güzel yine. Oldu. Ben çok seviniyorum. Kurtulduk senden diyor. Boşandığında da nikah yok, nikah var ama sen yoksun 22 yıldır kadın. Yani bunun bir rahatlama sebebi olacağı değil. Yani senin orada çıkıp da böyle hani sen kendine tuhaf tuhaf hareketler yapman, davul çaldırman. Zaten sen gelsen babam seni boşayacak, 22 yıldır yoksun bu hayatta yani bizim hayatımıza. O para mevzuna gelirse ben verdirttirmedim o parayı sana. Ama Esin tamam, bak paradan da vazgeçti. Annen paradan vazgeçti. Geçmek zorundaydı, o para alamazdı. Hiçbir şekilde kimse vermeyecekti o parayı ona. Ama boşanmak istemeseydi hakim ederdi, uzatabilirdi aslında. Tamam, ben kabul ettim. Babama dedim boşanmıyorsan da gel boşanmasın.
Gerekirse dedim oğluma vereceğim o paranın iki katını ben başka bir avukat tutarım. En güzel yerden seni boşalttırırım. Zaten bu kadar video var, bu kadar delil var. Kadının hastane kayıtları var, bilmem karakolda kayıtları var. Her yerde kaydı var. Yani ben buna hangi avukata dava, hangi mahkemeye dava etsem de boşanırdı. Ama ben uğraşmadığım için bunca zaman peki uğraşmadığım için... Peki neden şimdiye kadar açmadınız etsin? Şimdiye kadar niye açmadınız? Ya, yalan ben oğlan bir tane kere söyledim, babam üstüne düşmedi. Dedi yok, o yok, sen olmuyor. Babam bunun öyle ama değil baban de... istiyordu etsin, hem de imam nikahlı evet, bir eşi istiyordu. Var. Evet istiyordu. Ama neden açmadın Ali Bey? Kendisi yoktu. Hayır ben gittim bak kapısına gittim. Gel Ali boşanalım dedim. Gelmedi. Ne zaman? İstemedi o zaman. Gel gel kapıyı açtın. Konuşmadım Ali gel. Tamam bakalım. Geldin geldin de. He. Günlerden ne, zaman dedi, günlerden ne gündü? Günlerden geldiğin gün ne gündü? Geldi. Günlerden geldiği günü hafta sonu bayram tamam, tatili girmişti. Tamam, bayram da. Tatili devlet dairesi kapalı. Tamam, hangi bir devlet kurumu tamam, açık? Tamam kısa kes. Boşandın. Boşandım. Selamet versin. Evet, peki ol, şimdi Esin Hanım'a ben şunu söylemek istiyorum. Artık boşandı anne baban. Bundan evet. Sonra senin annenle ilişkin nasıl olacak? Bugüne kadar hiç yoktu. Gene yok. Benim için beşen hiçbir şey yok. Ben onu anne olarak kabul etmiyorum. Anne nedir biliyor musunuz? Evladına bakıp büyütendir anne. Hı-hı. Ama evladını doğurup atan anne değildir. Ne diyeceğim Pınar? Ben Allah'a havale ediyorum. Ben bir şey demeyeceğim. Ya sen Allah'a neye havale ediyorsun ya? Allah görmüyor musun? Bugün aslında güzel bir gün. Birbirinize belki daha ılımlı davranabileceğiniz, yeni bir başlangıç açabileceğiniz bir gün. Çünkü boşanıldı. Evet, boşanıldı. Mutluyuz. Oh, iyi oldu. Kurtulduk. Artık soy ismimizi taşıyamayacak. Yani ne hali varsa görsün bunca zaman ne yapıyor? Söyleyin Pınar Hanım bir şey. Ha? Soy ismimizi taşıyamayacak diyorsun. Annenin bu soy ismine yakışmadığını mı düşünüyorsun? Bugüne kadar hiç yakışmadı. Hala da yakışmıyor. O kurtuldu yani. Bitti artık. Pınar ben Esin ben eli de kötü olsam ben senin annenim değil mi? Böyle söylemeler yakışıyor mu sana? Yakışıyor. Sana bana küfür etmek yakışıyorsa ben de sana bunları söylemek yakışıyor. O zaman kötüye ben, gideceğim ya, bak. Benim de şey, beni dinle beni. Beni mi dinle? Evet. Kötüye gideceğim. Ana soyadını değiştireceğim. Bak ileri cici annem var. Onun adını koydur ana ismi. Benim anne adını değiştirsin diyorsun. Anne adını sildir bak. Bunu yap yani. Yaparım sorun tamam. Değil. Tamam. Bir anlamı yok benim için. Esin belki hani annen de zorluklar yaşamış, ailesinden zorluklar yaşamış, evliliğin içinde zorluklar yaşamış. Acaba biraz anneni anlamaya çalışsam mı? Çünkü bu kadar nefret etmek de sana bir yük. Nefret etmek değil. Ben annemi anladım. Anladığım için evimi açtım. Evimi açtım ama kendi durmadı. Anlıyor musunuz? Ben ilk program ya ilk çıktığını söyledim. Kendi durmadı. Bir insan evladının arkasına durmazsa... Baba sana da diyorum. Evladının arkasına beni dinliyor mu? Dinliyor mu? Evet, dinliyorum. Adana'ya seni. Gittiğinde... Ali'ye söyle, Ali Bey'e söylüyor. Söyle. Adana'ya gittiğinde benim ismimi sildiriyorsun. Karı'nın ismini yazdırıyorsun. Güzel karı'nın. Gidince özel karı'nın. İsmini yazdırıyorsun. Analıkta benim ismimi sildiriyorsun kızına. Ne diyorsunuz Ali Bey buna? Öyle bir kanun yasa yok. Var var tamam. O kanun var. O kanun yasa... Var. Ana aynı ana olur ama avrat değişik isim olur. Yok yok aynı silinir. Neden böyle dedim Pınar? Sen istemez misin? Sen onlar ben istemiyorum. Ben hiç istemem. Ama o kızın, senin evladın. Esin'in annesi sensin. Esengül'ün annesi de Suzan'dır. Yani şimdi nikah ona yapmış olsa. O da benim üstüme kayıttı Ali Bey. Değil. Değil. Olamaz öyle bir şey. Ali Bey peki siz şunu merak ediyorum ben. Esin'in bu şekilde annesine düşman olmasına ne diyorsunuz? Haklı mı sizce Esin? Vallahi bence Esin haklı. Çünkü hı hı. 23 sene oldu. Kızına kaç sefer öğüt şimdi verdi. Şimdi sen var ya bak beni dinle. Sen sütten çıkmış kaçmışsın. Tamam bitti mi? He? Bitti der mi mevzu? Niye kendine gelecek yani? Ya şey bir dakika dinle dinle. Bir dinlemesini öğren. 23 senedir arayıp sormadı. Çocuk ufaktı. Çocuğa kaç sefer vaatler verdi. Gelirim. Her gelmesine kızım geleceğim Adana'ya. Ne istiyorsun? Teker mi istiyorsun? Şeker mi istiyorsun? Bal mı istiyorsun? Hep kızı umutlandırdı, kandırdı. Kız sabahın köründe kalkardı, kapıda beklerdi. Bugün annem gelecek, yarın annem gelecek. Bugün annem kandırdı gelecek, yarın annem Pınar? Gelecek. Söylesene. Bir anlat kendini.
Kaç sefer umut verdi, güvence verdi kıza. Bir dakika. Kız bekleye ben bekleye. Geleceğim de geleceğim diyordum da anam ne diyordu benimle evime gelmesin. Diyor muydu demiyor muydu delikanlı gibi. 50 defa kapı sağa açık dedi. Sen gelmedin. Öyle. Kıza da kaç sefer bana telefon ettin ben de gittim. Rabbim bak. Esin'e dedim ki Esin dedim yarın annen geliyor. Beni dinle bir Rabbim bak felç olmuşsun. Yürüyemiyorsun. Allah Rabbim kurban olduğum Rabbim daha beter olasın. Bu gözlerim görsün ölmeden seni göreyim. Ben de seni Allah. Görmeyeyim. Ben şeytanı göreyim, seni görmeyeyim. Allah Allah. Ha, ben şeytanı göreyim, seni görmeyeyim. Ali Bey, kim attığımızda biliyor musun? İmam nikahlı eşiniz Suzan Hanım. Demek ki size bir şey söylemek istiyor. Suzan Hanım. Mutlu musunuz? Valla mutluyum. Boşanmışım, mutluyum ben. Yani bu kaç sene de bunu bekliyorum yani. Kaç yıldır bekliyorsunuz Ali Bey'i? Valla 16 senedir böyle bekliyorum nikah yapmak için. Nikah yapacak mısınız hemen? Bir dakika bir şey bir diyeceğim. Bir şey söyle Pınar. Ama olmaz ya. Alo. Bekle biraz. Alo. Alo. Suzan Hanım bir dinleyin ha. Ha dinliyorum. Ben sendik bir şey demiyorum. Sendik benim alakam da yok. Benim yuvamı yıkan da sen değilsin. Rabbim. Biliyorum ben senin zaten ha. Yüzünü görmemişsin. Bir dakika Rabbim. Mutlu olasın. Tamam. Çok mutlu olasın. Tamam. Tamam. Tamam sen de mutlu ol. Ama bu nikah var ya ben senin için verdim. Bak Ali için vermedim bunu da emin ol. Tamam. Ne güzel kadın kadına dayanışma bak. Ne ben kadar senin güzel. İçin verdim ben Ali için vermedim. Ali'ye de güvenerek de ben nikah vermedim. Onu ben aslında süründürecektim ama. Çocuğum tamam, varmış. Çocuğum varmış. Tamam. Suzan Hanım ağlıyor tamam. Musunuz? Yok onun ses tonu zayıf. Ses tonu mu zayıf? Hı. O ne demek ses tonu zayıf? Ya gür sesli değil yani ha. Ha, Pınar mesela gür sesli. Evet, o gür sesli değil. Suzan Hanım. Efendim söyle. Ali Bey'den memnun musunuz? Memnunum niye? Ben memnunum. Ben 16 senedir böyle bekliyorum. Bak ben nikahımı yapmak için o kadar bekledim bunlar boşasın diye. Beklediniz. Şimdi nikah kıyacaksınız. He. Mutlu musunuz? Düğün yapacak mısınız? Valla mutluyum. Düğünü bilemem ama nikah yapacağım yani. İstiyor musunuz düğün yapmak? Ya düğün olur da hani kim yapacak? Şimdi ben bir şey diyeceğim de değil mi? Söyle Pınar Hanım. Düğünü yapacağım. Anlasın sen. Yani. Suzan'a. Sen nikah yapacaksın. Suzan Hanım mı diyeyim? Tamam Suzan Hanım. Suzan Hanım. He. Anası sana düğünde altınlar takar, düğünden bir gün sonra geri alır altınlar. Anasının alışkanlığı bu. Senin öyle mi yaptılar? Düğünden ertesi gün altınları aldı anası topladı. Doğru mu Ali Bey? Yalan. Yalan mı? Yalan. Yalan ben mı? Öyle. Allah senin belanı versin. Ben istediğin kadar bela ver. Tamam ben suçuma kabulüm, belaya kabulüm. Sen niye daha şey yapıyorsun? Bitti. Tamam bitti. He. Bittiyse bitti. Allah aşkına. Yas mı tutayım? İşini. Baba yas mı tutayım? İki gözümden mi olayım? Valla onu sen bilir. Onu sen bilir. Şimdi yeni damadın yanına gidecek. Nereye gidersen damat. Git. Yol, yeni damat. Yolun açık olsun. Yeni tamam damat mı var hemen? Hazırda yeni damat var. Onunla nikah hayırlı uğurlu şimdi. Olsun. Yolun açık olsun. O da seyrediyor şimdi kanalı. Hayırlı uğurlu olsun. Yolun açık olsun. Allah'a emanet ol. Tamam bitmiştir. Sağ olasın. Bir şey söyleyeceğim. Ne çabuk eş meş buluyorsunuz böyle ya. Hep partnerler hazır. Ne güzel birinden ayrıl öbürüyle evlen. Hepsi hazır vallahi bekliyor. Valla belki bir defa 15 ha. Senelik avradım yanımda. Aha. Ben onunla mutlu oldum. Mutluyum seninki da. Ne kadardır var? Pınar Hanım. Hı. Seninki ne kadardır var? Benim 3 senedir. 3 senedir. Siz kaç sene varmış? Cezaevindeydi zaten o. Evlenecek misiniz? Evleneceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben zaten... Yaşıyorum. Eşimle, çocuğumla. O zaman Ali Bey, Suzan Hanım bekliyormuş. Bir evlilik teklifi et. Ben her zaman ona teklif etmişim. Et bak bekliyor kadın. Suzancığım, mahkeme kararı kesinleşti. Boşandık, ettik. Seninle tamam, en kısa zamanda canım. Evlenmeyi düşünürüm. Sen ne diyorsun bu işe? Bu nasıl bir evlilik teklifi? İyi, diyorum, ne diyorum. Yani boşandınız, tamam. İyi diyorum, çok güzel oldu. Ha. Evlilik teklifi ediyor Suzan Hanım. Ben bekliyorum zaten. Benimle evlenir misin yeniden? Ha?
15 sene sonra... Ama bak böyle evlilik teklifi olmaz. Diz çökeceğim. Bak ben evlenirken tamam. Ben adama diz çöktüreceğim. Aferin. Evlenme teklif tamam, ettireceğim. Tamam aferin, o sene yapacaksın iş. Ben o kadar öyle beceremem. Olmaz. Ben o kadar beceremem. Öyle olmaz ama ayıp oluyor. Ben o kadar beceremem. Sen nasıl istiyorsun Pınar Hanım? Senin ilerleme peki nasıl olacak? Kafana göre davul çaldırdın. Göstersene bir. Göstersene Pınar. Bir göstersin ya. Aa, nasıl evlilik teklifi bekliyor? Bir kadınlar görelim. Sen göster bize. Ne yapsın adam? Yani ne yapsın diye. Böyle resmen şöyle diz çökecek. Şöyle evlene teklif edecek. Elini öpecek mi? Öpecek tabii. Aa, senin hayalin bu yani. İstediğin bu. Benim hayalim odur. Yaşamadığımı yaşayacağım. İyi, hayırlı olsun. Bir daha teklif edin bakayım. Suzan Hanım'ın sesi de sanki içeride içinden geliyor gibi. Suzan Hanım konuşuyor ama bir konuştuğunu anlamıyoruz. Konuşuyorum derse o da konuşuyor. Ses öyle gelmiyor onun. Peki mutlu oldunuz mu evlilik teklifine? Mutlu oldum. Niye mutlu olmayayım? Vallahi çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum ve sana da teşekkür ederim ki ona boşattın. Sizi o zaman madem 15 yıldır bekliyorsunuz Suzan Hanım. Normalde biz tabii ki gerçek bir evlilik içindeki evlilik dışı, resmi evlilik dışı imam nikahlı bir ilişkiye tamamen karşıyız. Ama siz 22 tamam. yıldır bir sizin için demiyorum. Siz 22 yıldır birbirinizi görmeyen bir evlilik süreci olduğu için bu şekilde konuşuyoruz. Yoksa gerçekte resmi nikahtır gerçek evlilik. İmam nikahı tabii ki dini olarak çok önemli, çok kıymetli ama resmi nikahla birlikte. Önemli, o yüzden size resmi nikahınızı kıyarsınız inşallah bundan sonra. Şimdi kayınvalide de bir şeyler söylemek istiyormuş. Merhabalar Hatice Hanım. Merhabalar. Ne söylemek istersiniz? Boşandı Pınar'la Ali. İyi etmişler, boşanmışlar, boşanmışlar. Sevindiniz mi? Sevindim tabii. Ne? Kaç seneden beri dul avrat oturuyor fukarım. Nikahsız oturuyor avradı. Avradı nasıl? Peki şey söyleyeceğim. Parayı almadı Pınar, istemedi 10.000 TL. Parası yok ki neyi istesin. Birkaç kişiden istemiş vermemişler. Vermem de kimse de para yok güzelim. Doğru değil diyor Pınar, paraları var diyor. Nerede var? Sizin çok birikmiş paranız varmış. Yok hiç de yok benden. Benim kocam öldü, ben onun para, emekli parasını alıyorum. Anca evi geçindiriyorum. Siz düğünden sonra Pınar'ın altınlarını almışsınız hemen. Altınlarını aldı, anası gile götürdü. Hepsini her gün anası gildeydi. Anam gil mi aldı, siz mi aldınız altınları? Küpeyi. Biz orada küpeyi de attık. Hayır anam gide bir küpeyi yüzük kaldı. Gelsin siz aldınız, yalan söyleme. Nişan ettik seni, sen küpeyi suyu taktık, sen orada bıraktın, tekrar düğünün olacak dedi. Dedim gelin üstü küpesi olmaz. Gene küpesini üstünü aldık. Ne geri aldınız? Dedi, ne, ben paramızla aldık. Orada senin onu ilk taktığını da orada kaldı. Ben de biliyorum geri aldık. Geri aldığını söylüyor o yüzden. Bak almadım diyor, ailesine götürdü diyor. Altınları sen ki orada bıraktı geldi. Altınları sen düğünden sonra almadın mı? Düğünden sonra nişan ederken sana almadın mı? Bir dakika altınları geri almadın mı? Düğünden geri sonra geri. Çok bir şey almadım. Bir bilezik aldım. Bir bilezik aldım sadece diyor. İki tane bilezik almıştım. Yalan. Öyle mi bileziği mi aldı sadece? Küpeyi şeyseni hepsini oradaydı. Biz dağıttık nişan ediyor diye. Kendinden bir şey gelmedi ki, hep benim takılarımda. Kendi bir buçayla geldi. Kendi ailesinden hiçbir hediye gelmemiş. Kendilerinden bana bir çorap bile gelmedi. Bir çorap. Damat olarak bir çorap bile almadılar bana. Bir ışık var, öyle bana bir almadılar. Zaten bana bir ışık almadılar. Düğün ailem, ben bunu başta konuştum. Ben ailemin yanında düğün yapmadım ki, ben bunların evde düğünü yaptım. Ben başıma geçen hepsini ben anlattım yani. Senin baban dedi ki ne? Baban dedi ki çok masraf para istiyorlar dedi. Kardeşleri dedi. Alın götürün dedi. Biz bir şey vermiyor etmiyor dedi kadınıza. Bir de öte verip para istiyorlar dedi kardeşleri. Biz de aldık getirdik, burada düğününü yaptık. Burada yaptınız yani, zaten altınlar bizden takıldı, biz de bir bileziği aldık diyorsunuz. Altınlar da aldı, nasıl nişan ettik, gelin istedik, her gün anası gildeydi. O bir kızı oldu, büyütene kadar bilmiyor, hakkına gelmiyordu. Her gün anası gildeydi o kızla. Alırdı oraya giderdi, kızı alırdı oraya giderdi. Hatice Hanım, siz ama çok Pınar Hanım'a işkence yapmışsınız. Yalan söylüyorum. Odalara kapatmışsınız. Yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Yalandır yalan. Niye işkence, o bize yapıyordu.
Ben Allah'a bak, ben Allah'a havale ediyorum. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, ondan sonra o kızı bıraktı 8 aylıkken üstüme. O kıza ben baktım, ben ettim, ben büyüttüm. Ben Allah'a havale ediyorum sizi. Sen iyi bir anı olsaydın o ciğerini atmazdın. Nasıl attın? Hiç mi neden sızlamadı? Tuttum mamayla büyüttüm o kızı. Nasıl attı mı da ilk dönem mi bıraktı? 8 aylıkken çocuğu bıraktı gitti. Babasının arkasına takıldı gitti. 3 aylıkken değil. 8 aylıkken bıraktı gitti. Evet 8 aylıkken. Mamayla. Mamayla mı büyüttün? Ne diyorsun? Adam olaydım bırakmayaydım Ali. He? Ya sen kendin bıraktın boşver. Bitti. Tamam. Tamam. Niye uzatıyorsunuz? Bitti. Bitti. Tamam. Bu dava niye uzatıyor? Tamam ya? Uzatmıyorum bitti. Bitti şükür. Daha karar almadın Ali. Şimdi Ercan. Efendim. Yok. Çok teşekkür ederiz Hatice'm. Ercan benim bir sürprizim var ya. O kutuyu bir alabilir miyim? Evet. Efendim diyor Hatice'm de Ercan deyince. Şimdi bu kutuda şöyle kutuyu göstereyim. Benim bir sürprizim var. Şöyle göstereyim. Bu kutu Pınar'a sürpriz. Sevindin mi? Ne bileyim. Niye güldün? Hiç öyle içimden geldi. Vereyim ben bu sürprizi. Al bakalım. Bu benim sana sürprizim. Tamam sağ ol teşekkür. Ama aç bir ne bu? Neymiş ama? Aç. Bakalım neymiş sürprizimiz. Maşallah düğüm yapmışsınız açılmasın diye. Teşekkür ederim. Evet Pınar'a sürprizimiz 10.000 TL. 10.000 TL istedi. Bir izleyicimiz Londra'dan Timur Aktaş Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz size 10.000 TL'yi gönderdi. Dedi ki Timur Bey Londra'da sağ olsun bizi seyretmiş. Bakmış Pınar Hanım 10.000 TL istiyor boşanma karşılığında. Ben demiş hani Ali Bey'in belli ki parası yok bulamayacak vereyim demiş. Teşekkür ettim Allah razı olsun. Evet. Bakın sizin hem boşuyoruz olsun. Üzerine de para veriyoruz. Bu da güzel değil mi? Her boşadığımıza vallahi bak şimdi şeyi hatırlayın. Birçok kişiyi hatırlayın. Muharrem başka kim vardı? Boşandık boşananlara para. Diyecekler ki bunlar boşanmaya teşvik ediyor. Ama ne yapalım? Onlar istiyor. 23 yıldır zaten birbirini arıyorlar. Bizim sayemizde boşandılar. Bazı insanlar bizim sayemizde evleniyor. Bazıları da bizim sayemizde boşanıyor. Çünkü hep ne diyorum? Doğru güzel bir boşanma da bir başarı evlilik kadar. Hem boşandı hem parasını da aldı. Ne yapacağım bu parayla? Ne bileyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Sevindin mi? Mutlu oldun mu? Mutluyum. Hiç ben sana boşandım diye mutluyum. Ben parayı sana sürpriz yapan oluyor mu hayatında? Ne gibi? Sürpriz güzel şeyler. Olacak. Olacak inşallah. Konya'ya gidince olacak. Teklif alacağım. Şimdi Ali Bey'in şimdi bekleyen bir eşi var. İmam nikahlı eşi var. Çocuğu var. Sen daha yalnız olduğun için hani hayatında yeniden bir düzen kurman gerekecek. Çünkü ailen yok, kardeşlerin yok. Çocuğun şu an seni kabul etmiyor. Yani aslında hayat Ali Bey sizin için değil, Pınar için şimdi daha zor. Sizin bir kurulu düzeniniz var. Pınar'ın yok. Pınar her şeyi sil baştan kuracak. Olacak Allah'ım. Pınar, ben bu soruları sevmem ama kendini yalnız hissettiğin oluyor mu? Sen belli etme, hep güçlü olmaya çalıştığını biliyorum ama bazen kendini çok yalnız hissettiğini arka tarafta da ifade ediyormuşsun çok. Bazen çok güçlü gördüğümüz hatta karşıda mesela akşam ben otele gittim. Sabaha kadar ağladım hiç yatmadım. Sabaha kadar ağladın sen. Bak insanlar aslında sosyal hayatlarında birer maske takıyor. Biz ne kadar Pınar'ı neşeli, mutlu, güçlü bir kadın olarak görüyoruz ama o akşam yatağa başını koyduğunda sabaha kadar ağlıyor. O yüzden böyle birazcık insanları yargılarken de alt tarafta ne hissettiklerini düşünerek yargılamak lazım. Yalnızlar,
hep çaktırmamaya çalışıyor. Çünkü ağlamayı zayıflık olarak gördüğü için hep ağladığını göstermemeye çalışıyor. Özellikle Ali Bey'in karşısında hiç ağlamamaya çalışıyor. Ama aslında duygusal olarak çok yıprandığını, yıllarca hem ailesi hem eşi hem çocuğu tarafından istenmiyor. Bakın bu arada da insanlara dikkat ettiğinizde hep aynı döngüyü yaşadıklarını görüyor musunuz? Belki kendi yüzünden, belki de farklı bir sebepten dolayı en başta ailesi istemiyor. Sonra kocası, evlilik yaptığı kişi istemiyor. Şimdi de çocuğu büyüdü istemiyor. Hayatta hep istenilmemeyi yaşamış. Şimdi biz bu döngüye alıştığımızda değersizlik, sevilmeme, istenilmeme duygusuna çocukluğumuzdan beri alıştığımız zaman hayat boyu o döngüyü yaşayacak olayları bazen biz yaratırız bilmeden bilinçaltından ve böyle seçimler yaşarız. Yani yaşarız. Bu seçimlerin sonuçlarını yaşarız. Aslında Pınar Hanım da bunu yaşıyor. İstemeden, bilmeden bir şekilde. İnşallah bundan sonra bu döngüyü kırmak senin elinde Pınar. Hayat sana daha güzel, yalnızlığını hissetmeyecek şeyler yaşatır. Ve sen bu döngüyü kırarsın. Ama şunu söylüyorum, ben yine şunu söylüyorum. Kim bana ne yaşattıysa aynısını yaşamasını istiyorum Rabbim. Ah. Aynısını. Ha? Aynısını yaşasın. Hı. Kim bana ne yaşattıysa, ailem de bunun içinde dahil. Aynısını yaşasın. Bak bugün perşembe akşamı. Allah'a elimi açıyorum. Pınar, sana bir şey, şimdi bunları da bir sürü telefon geliyormuş şu anda. Bağlamıyoruz tabii evlilik programı. Bir sürü sana evlilik teklifi geliyor şu an. Ben istemiyorum. Ama olsun, bunu da bil. Bak yüzü güldü. Yani sonuçta biz evlilik teklifi olarak şey yapmıyoruz ama bir sürü telefon şu an Pınar'la evlenmek için telefonlar yağıyor. Ben istemiyorum. Ama şunu bil. Bak, istenilmek güzel bir şey. Sen ister iste, ister isteme. İnsanın istenilmesi, beğenilmesi, talep gördüğünü bilmesi her insanın hoşuna gider. Gitti mi? Gider. Bu kötü bir şey değil. Çok güzel.